İtalya'da 20. yüzyılın başlarında önce şiirde sonra resimde bir sanat akımı ortaya çıkar. Fütürizm. Gelenekselliği de geçmişi de tamamen reddeder. Onun derdi yaşadığı çağdır. 'Yeni ve yenilikçi, gelecekçi resmi oluşturmaktır akımın amacı. Yaşadığı çağın hareket ve hızının değişkenliği. Örneğin koşan insan üst üste çizilen birçok bacakla anlatılır. Öncesi, şimdi ve gelecek. Üçünü bir arada gösteren bir anlayış benimsenir bu akımda. Umberto Boccioni, gelecek akımının kurucusu. O da koşar. Çağın yaşamını yakalamaya. Yakaladığı kadarını da tuvaline hapseder. Onun içinde modern insanın ruh halini görürsünüz. Ruh durumları, uğurlamalar, sokağın güçleri, sanatçının yapıtlarından bazıları. Ekspresyonizm, dışa vurumculuk. 20. yüzyılın en büyük akımlarından biri. Çıkış yeri Kuzey Avrupa. Akım sanatın bütün dallarını etkiler. Empresyonist akıma bir tepki olarak doğar. Ortaya çıkış nedenleri ise birden fazla. Birinci Dünya Savaşı öncesi yaşanan gerginlikler, ekonomik sıkıntılar, sosyal dengesizliklerdir bunlar. Yaşadıkları çelişkileri de eserlerine yansıtır sanatçılar. Dışa vurumculuk bir dünya görüşüdür. Heyecan, tutku, korku gibi gizli kalmış duygular bu sanat akımıyla dışa yansır. Savaş yıllarının sarstığı Avrupa, özellikle de Almanya, yokluğun, ölümün, yoksulluğun, yalnızlığın ve korkunun yüzünü eserlerde görür. Akımda kullanılan renklerin dili var, biçimlerinin de. Yalnız biçim çarpıtılır insanın ruh dünyasındaki huzursuzluğu aktarmak adına. Resimde simge kullanıldığı için anlatım dolaylıdır. Norveçli ressam Edvard Munch, ekspresyonist akımın en önemli temsilcilerinden. Ölümdür ressamın konusu. Çığlık adlı yapıtı akımın tüm özelliklerini yansıtır. Bu nedenle bir semboldür. Oskar Kokoschka, o da tanınan bir diğer ekspresyonist ressam. Kentleri, müzisyenleri sarsan, insanın ruhunu saran renk akışlarının sanatçısı. Şekilleri güçlüdür ressamın, hatları ise gergin. Heyecan, korku, tutku ve ölüm. İnsanoğlunun bu derin duygularını başarıyla yansıtır resimlerine. Doktor Forel'in portresi, Alplerden Manzaralar, sanatçının bilinen eserlerinden.